Hoşlar. Çok değerli veliler, çok değerli meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve özellikle antrenörlerimiz, çocuklarımıza büyük emek veren antrenörlerimiz, yönetim kurulu üyelerimize ve sevgili çocuklara her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Karadeniz Eril'de Erdemir Spor'da kulüplerini kapattığı için bu işleri sadece Karadeniz Eril'i Belediye Spor götürüyor. Tamamen yük Eril'de belediyenin üzerine kalmış vaziyette. Ama biz de bu görevi şevkle arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Çünkü biz yapmazsak çocuklarımız ortada kalacak. 8 tane branşla mücadele veriyoruz. Para voley var, kız futbol takımı var, erkek futbol takımı var, boks var, yelken var. Hepsinin de ayakkabılarını, formalarını alıyoruz. Antrenörlerle birlikte oluyoruz ve bunları, sporu bölgemizde en uç noktaya getirmeye çalışıyoruz. Sadece spor değil, Yüce Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim dediği için çok değerli hocalarımız onları cumhuriyetçi, demokrat, Atatürkçü, ülkesini, vatanını seven insanlar olarak da sporun yanında yetiştiriyorlar. Bizlere güven duyduğu için bütün velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zaten bütün olayımız güven. Kadın futboluna başladığımda Türkiye'de kadın futbolu yoktu. Yazmalı spor, şalvar sporla başladık. Evlerden gider anne babaları vermek istemezlerdi kızımıza bir şey olur diye. Yalvara yakara onları alıyorduk. Ben garantiyim, merak etmeyin. Ve bugün o kadın futbolcuların çoğu Amerika'da, yurt dışında, Beşiktaş'ta milli takıma seçildikleri için spor akademilerine direkt olarak girdiler. Burs alıyorlar, transfer parası alıyorlar. Hepsinde durumu gayet iyi. Kızlarımızın hocası Faruk Bey çok değerli bir hoca, diğer hocalarımız gibi. Onlarla bir ilgileniyor ve onların ufkunu açıyor Allah'ın izniyle. Geçenlerde bir kız futbolcumuz geldi. Berna Beşiktaş'ta oynuyor şimdi, şampiyon olan takımda. Babasıyla birlikte geldi. Bunu örnek olarak anlatıyorum. Çok önemlidir yani. Dedi ki başkanım size sağ olun, teşekkür ediyorum. Evde köydeydik. Siz çağrıda bulundunuz kadın futbol takımı için. 9 yaşında geldim dedi. Hep antrenmanlara katıldım. Şu anda sayenizde dedi, altın bileziği aldım. Öğretmen oldum spor akademilerinde dedi. Aynı zamanda transferlerle büyük paralar kazanıyorum dedi. Eğer ben o gün siz bu çağrıyı yapmasaydınız, evde olsaydım, şimdi beni evlendirmişler dedi babasının yanında. Çocuklarım olmuştu dedi. Sosyal hayatımı kazanamamıştım dedi. Bunu niye anlatıyorum? Bütün velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı sadece bilgi değil, sadece öğretim değil, sosyal olarak da yetiştirmemiz lazım. Bunun yolda müzikten, spordan geçer. İşte biz o görevi yapıyoruz. Bakın bu sene Belediye Spor güvenilir bir takım olduğu için 250 tane öğrencimiz var. Öğretmenlerimiz onlara, ben şahidim çünkü iki tane torunum da benim de burada oynuyor. Biri kız, biri erkek. Öğretmenlerinden o kadar memnunlar, hocalarından. Biz de çok memnunuz. Güven duyuyorlar. Onları yetiştiriyorlar. 250 tane talebe yetiştiriyoruz şu anda. 150 tane basketbolda yetiştiriyoruz. Bu arada bizde eğitim gören
20 tane kız öğrencimiz var. Hemen bayramdan sonra ikinci kayıtlara başlayacağız. Öyle mi? İkinci futbol okulunu açacağız Allah nasip ederse. Öğrencilerimizden hepsinden de çok mutluyuz, çok memnunuz. Onların hepsi birer afacan, dinamik, hareketli ve çok sevecen çocuklar. Allah onların yollarını açık etsin. Allah inşallah onların bahtlarını açık etsin. Onlar hep sevgiyle doğrulsunlar. Hem okullarında sadece spor yapmak değil, okullarınızda da iyi olacaksınız. Hem okulunda başarılı olan, hem sporda başarılı olan bu ülkeye en büyük hizmet yapan çocuklardır. Söz veriyor musunuz? Derslerinize çalışacak mısınız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Aynı zamanda spora da önem verecek misiniz? Öyle hıbıl hıbıl evde oturmak yok. Spor yapacaksınız. Sağlıklı olmak için. Zeki insanlar spor yaparlar. Spor da yapacaksınız değil mi? Söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Aslanlarım benim, aslanlarım benim, aslanlarım benim, aslanlarım benim. Biz sizlerle iftihar ediyoruz. Hem anne babalarınız, hem hocalarınız, antrenörleriniz, hem yönetim kurulumuz, hem de ben bir belediye başkanı olarak Ereğli halkı adına hepinizle iftihar ediyoruz. Şimdi sizlere sertifikalarımızı, başarılı sertifikalarımızı dağıtacağız. Dağıtalım mı? Evet. Tamam. Sevgi, sevgi, barış, barış, dostluk, dostluk,